Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok ilginç bir arkeolojik keşiften söz edeceğim. Rusya'da 300 milyon yıllık olduğu öne sürülen bir civata bilim dünyasını şaşkına çevirdi. İki ay kadar önce Rusya'nın Kalyuşk bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında doğrulandığı takdirde insanoğlunun tarihini yeniden gözden geçirmesini gerektirecek bir bulgu elde edildi. Silisyum ağırlıklı bir taşın içinde modern çağ teknolojisinin vazgeçilmez bir parçası olan bir cıvata ortaya çıktı. Ve atomun parçalanması prensibiyle yapılan yaş testinde cıvatanın bu taşın içine bundan tam 300 milyon yıl önce sıkıştığı ve yaşının taştan da eski olduğu anlaşıldı. Keşfi yapan Rus arkeolog Dmitriya Kurkova müthiş anı şöyle anlattı. Çakmak taşı diye bilinen taşı bulduğumda çok eski olduğunu anladım. Fırça ile üstünü temizleyince bir yüzünde doğal olmayan bir çıkıntı fark ettim. Dikkatli bakınca cıvatayı gördüm. Hemen araştırmaya başladık. Yapılan testler bunun akıl almaz bir keşif olduğunu gösteriyor. İçinde civata bulunan silisyum taş hızla Rusya'nın bütün büyük bilim akademilerini gezdi. Yapılan analizler civatanın metal özelliğini kaybettiği, çeperini çevreleyen moleküllerin demir moleküllerinin yerini aldığı ve asıl önemlisi civatanın dinozorlarla neredeyse yaşıt olduğu. Röntgenle yapılan araştırmada ise taşın yüzeyinde cıvata olduğu iddia edilen cismin yanı sıra taşın içinde de düzenli geometrik şekiller ortaya çıktı. Bu keşiften sonra şimdi Rus bilim adamları kendi kendilerine aynı soruyu soruyor. İnsanoğlunun tarihi yeniden mi yazılacak? Cıvatanın nereden geldiği konusunda dört yaygın görüş var. Bunlardan birincisi cıvata ufolardan düşmüş olabilir. Bazı bilim adamlarının tezine göre zamanımızdan 300 milyon yıl önce dünyayı ziyaret eden uzay gemilerinden düşmüş bir civata söz konusu olabilir. Kaynağı da en yakın olasılıkla Mars'ta yaşamış ve bugün ya yok olmuş ya da başka bir gezegene göçmüş bir uygarlık. İkinci yaygın görüş ise civata uzay çöplüğünden düştü. Bu ikinci teoriye göre civata dünyamızdan milyonlarca ışık yılı ötede bir gezegende kullanılıyordu. Bir kaza sonucu uzay boşluğuna düştü ya da atıldığı uzay çöplüğünden düştü ve bir meteorla birlikte bundan 300 milyon yıl önce dünyamıza geldi. Gelelim üçüncü görüşe. Bu görüş eski bir dünya uygarlığı. Bugünkü uygarlık insanoğlunun dünyada kurduğu ilk uygarlık değil. Bundan önce Nuh'un gemisi hatta dinozorlardan bile önce dünya üzerinde çok ileri uygarlıklar vardı. Bunlar üstün bir teknoloji, doğal olarak da civatada kullanıyorlardı. Fakat bu teze karşı gelenlerin görüşü ise şöyle. Eğer böyle bir uygarlık olsaydı, altyapısının izi de kalırdı. Bu civatayı üreten demir-çelik tesislerinin, fırınların, bu parçanın kullanıldığı makinelerin de bir izi günümüze kadar gelirdi. Rus bilim adamlarının üzerinde çalıştığı dördüncü ve son teori ise en çarpıcı olanı. Tam bir kurgu bilim teorisi. Rus bilim adamları taşın 300 milyon yaşında olduğundan emin. İçindeki civata demir özelliğini kaybetmiş olsa da çevresinde demir moleküllerine rastlandı. Demek ki civata gerçekten demirdi. Ve en az 300 milyon yaşındaydı. Yani yıl hesabında bir yanlışlık yok. Uzaydan gelmediği kabul edilirse tek izah yolu zamanda geriye yolculuk. Torunlarımızın torunları zamanda yolculuk yapabilecek teknolojiyi geliştirdiler ve günümüzden 300 milyon yıl öncesinde yaptıkları bir seyahatte civatayı düşürdüler. Yani civatayı 300 milyon yıl öncesine gelecek nesillerimiz götürdü. Gerçekten de kafamız karıştı değil mi? Konuyla ilgili yorumları videonun altına bırakabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.